Geçen hafta Sea Fog diye bir Kore filmi seyrettim. Çok fazla üzerinde konuşulmayan bir film. Takip ettiğim film tanıtım kanallarına bile fazla bahsedilmiyor. Bilmiyorum, belki Kore'de ünlü olmuştur ama buradan bakıldığında adam çekmiş sonra sıradakine geçmiş falan gibi geliyor. Bununla birlikte adamların elinin tersiyle çektiği film ve birçoğumuz da baktığı zaman, seyrettiği zaman evet yani güzel film diyeceği bir filmin bile bizim sinemacılığımızın ne kadar ilerisinde olduğunu gördüm. Aynı dönemde de yine Türkler orduyla ilgili After Effects basılmış bir bilim kurgu çekmişler. Yine Hollywoodvari konuşmalar. Ve yine altına döşemişler. İşte sonunda biz de Hollywood filmi gibi film çekiyoruz. Sonunda biz de yaptık. Birkaç senedir bir bu olur. Sonunda biz de yaptık. Sonunda Türkler de yaptı. Sonunda bizim de yaptığımız bir şey yok arkadaşlar. CGI ortalamadan iyi mi olacak? Türkiye standartlarına göre iyi mi olacak? Yani Cem Yılmaz'ın komedi bilim kurgu filmlerinin CGI'ından daha mı iyi olacak? En son bitince göreceğiz. Ama İnsanların anlayamadığı şey şu: yanlış yönde ilerlemeye çalışıyoruz. Daha çok CGI olunca, daha iyi CGI olunca filmciliğimiz gelişmiş olmuyor. Eğer çekeceğimiz filmin içinde doğru düzgün konu olmayacaksa, şimdiye kadarki Nefes hariç diğer ordu övme filmleri gibi olacaksa, daha iyi CGI'nin olması onu daha iyi bir film yapmayacak. Ama birçok kişi bunu anlayamıyor. Birçok kişi o kadar çok şeyi anlayamıyor ki maalesef. Ben gerçekten yani hayatımı buna adadım. Türk filmciliği olarak daha iyi şeyler çekelim. Çünkü o CGI'ın da gelebileceği bir yer var, değil mi? Zaten ben şahsi olarak bazı insanlar seviyor onu. Sadece CGI güzel diye bir filme güzel demedim hiçbir zaman. Şu an seyrettiğim 5 sene öncesinin bilim kurgu dizisi Expanse CGI olarak kat kat daha iyi. Bizim yaptığımız en iyi işlerden bile. Doğru düzgün yazılmış olmasaydı ikinci bölümde kapatırdım. Ben gerçekten şu anda hayatımı buna adadım. Yani daha iyi film çekelim. Türk filmleri daha iyi olsun. Türk filmleri dünya arenasında kapışabilecek noktaya gelsin. Sadece kendi kendimize işte Almanya köprümüzü kıskanıyor şeklinde filmler olmasın yani. O yüzden de sürekli ben bunu soruyorum. Neden biz çekemiyoruz? Neden biz dünya standartına yetişemiyoruz? Ben şey diyenlerden değilim. Türk filmleri iyi olamaz. Türk filmleri güzel değil. Güzel Türk filmi yok diyenlerden değilim. Bizim güzel filmlerimiz var. Ancak bazı şeylerimiz, yani filmcilik sektöründe bazı şeyler hiç yok bizde. Hiç olmadığı için güzel filmlerimiz de belirli konular çerçevesinde olabiliyor. Mesela şampiyon filmi, gerçek hikaye. Güzel film dediğimiz filmlerin birçoğu zaten gerçek hikaye filmleri bizde. Ya da Nefes filmi. Çok sevdiğim, hatta en sevdiğim Türk filmlerinden bir tanesi. Ama imkansızlıktan dolayı belirli bir boyutta çekilebilmiş anca. 2 milyon dolara çekmişler çünkü. Sorun şurada maalesef arkadaşlar. Seyircinin de artık kabul etmişliği, seyircinin de artık boş vermişliği. Ve bu sadece filmcilik sektöründe değil, Türkiye'de bunu ben çok görüyorum. Bak, genel olarak insanlık demeyeceğim bu sefer. Türkiye'de ve bizim gibi birçok konuda geri kalmış birçok ülkede bunu çok görüyorum. Bir boş vermişlik, bir kabul etmişlik. İki tane After Effects görüyoruz, Hollywood'la yarışıyoruz falan yazıyoruz oraya yorum olarak. Öteki taraftan vasat ötesi bir sanat filmini sırf işte manzara falan çekiyor diye, sırf işte Fransa'dan bir tane ödül aldı diye dünya filmlerimizi tanıyor falan diyoruz. Yani iki tarafta sıkıntı, iki tarafta sakat. Sektör olarak çok gerideyiz. Bunun da sebeplerini sayayım arkadaşlar. 1. Senaryo, konu. Senaryoda, konuda sıra dışı bir şey çekmeye yeltenemiyoruz bile. Sıra dışı hikaye ya da senaryo yazılırsa, ki ben Türkiye'de bunu yazan kişilerin olduğuna inanıyorum, kabul edilmiyor. Neden? Riskli diye. Yine birçok şey tabii ki söyleyebilirsiniz. Yani bizdeki film prodüktörleri böyle. Çok fazla paraları yok, batmak istemiyorlar. Ne yapsın adamlar diyebilirsiniz. Ben kim haklı kim haksız demiyorum ama durum bu. Bunun farkında olduğum için bir prodüktöre senaryo götürmeyi düşünmüyorum. Belki olursa olur ama hedefim bu değil. Yavaş yavaş para biriktirip küçük küçük prodüksiyonlu filmler çekip, eğer tutarsa ve ünlenirse ve büyürse, sonra büyük prodüksiyonlu filmlere geçmek. Ve hiçbir zaman ne kadar kâr ederim diye düşünmemek. Yani filmin parasını ben toplamam lazım. Bunun farkındayım. İkinci sıkıntı. Film sektöründe bazı şeyler hiç yok bizde. Stunt koordinatörü. Ben hiçbir filmde görmedim. O yüzden belli oluyor. Mesela organize işler Sazan Sarmalı'nda arabanın uçma sahnesi var. O kadar belli ki başkası gelmiş o sahneyi çekmiş, ondan sonra filmin içine oturtmuşlar. Ya da o tür, yani araba düşme, araba takla atma sahnesi olan birçok film öyle. Dövüş sahneleri o yüzden iyi olamıyor. Cüneyt Arkın filmi gibi olamıyor. Cüneyt Arkın filmlerinde çünkü herkes sakatlanmayı riske alıyordu. Şu anda oyunculara öyle bir şey yapamıyorsun. Oyunculara öyle bir şey yapabilmek için oyuncuların eğitim alması lazım. Stunt koordinatörlüğü lazım. Yani bu sektörün oturtulması lazım. Böyle bir şey ya hiç yok ya da varsa nerede? İkincisi,
dekor ve prostetik hiç kasılmıyor. Ben 2007-2008 yıllarında After Effects'e bayağı kasıyordum. 2009 hatta 2010 After Effects'e bayağı kasıyordum. O tutorial'ları falan yalayıp yutmuştum. Bu 6. boyut filminde onu görebilirsiniz zaten. Ne kadar After Effects efektlerine uğraştığımı. Ancak Fallout çekimlerine başladığım zaman ve Fallout ile ilgili bazı işte dekor tasarım vesaire tutorial'larına baktığım zaman fark ettim ki After Effects'i bir noktaya kadar bilmen yeterli. Esas kasman gereken dekor aslında. Yabancı filmlerin inandırıcı olmasının sebebi, yani en basitinden bu Expanse dizisini gene örnek vereyim. Efektlerinin çok iyi olmasının sebebi gerçek dekorla birleştirmeleri. Yani sadece bir koltuk koy, koltuğa otursun adam, arkası mavi ekran olsun, geri kalan her şey bilgisayarda yapılsın. Yok öyle bir şey. Ve mesela şey diyebilirsiniz bak, Mustafa Uslu vardı, Müslüm'ü çekti, Aile'yi çekti. Çok güzel filmler çekti ama sonra ne oldu bilmiyorum. Çiçero'yu çekti. Yani yavaş yavaş milliyetçilik pompalayan içi boş filmler çekilmeye başlandı. Türk İşi Dondurma çekildi, ben seyretmedim çünkü hikayesi bile doğru değilmiş zaten. Çiçero'dan sonra özellikle. Gittikçe batmış sonra, parası kalmamış yani. Yani zamanının çok para harcayıp film çeken işte şey Özgür Dünya. Şimdinin parasıyla 15 milyon TL'ye çekilmiş. 15 milyon TL ya da siz bilmezsiniz bile büyük ihtimalle Kara Olan diye. Onu da ok gibi filmler listesine koydum. O zaman dolar şimdikinin yarısı kadar, tamam mı? Ve o dönemde 11-12 milyon TL'ye çekilmiş. Yani şimdi olsa 20 küsür milyon TL demek oluyor. Ve inanılmaz, nereye harcadınız o parayı? Yani şuna ben inanmıyorum. Türkiye'de iyi film çekecek para yok. Buna kesinlikle inanmıyorum. Memento'yu kaç paraya çektiler? Memento gibi film çekilemez mi? Witch gibi film çekilemez mi? Ama prodüktör Witch gibi film çekmez. Neden? O kadar kasarsa çok fazla kar edemez. Ama bir tane cin filmi koysa, ucuza mal etse, adında da cin geçse çok daha kişinin geleceğini biliyor. Sorun biraz da seyircide yani. Sorun biraz da bizim boş vermişliğimiz, kabul etmişliğimiz, tamam ya iyisi bu herhalde demişliğimiz, iyinin ne olduğunu bile anlamamamız. Ha, bunların hiçbirisi olmadı mı? Çek bir tane hüzün pornosu. İyi olup olmaması önemli değil. Mantıklı olup olmaması önemli değil. Zorlama olup olmaması önemli değil. Hüzün pornosu. Sen ne anlarsın? Bak orada özürlü birisi var. Haydi lütfen daha diyor. Çok ağladım. Hemen para çantamı açayım da vereyim. Ay yazık. Senelerdir dilenci çetelerinin zorla dilendirdiği flütlü çocuklar o izbanın içinden geçerken ay yazık, okul gereçleri için para topluyor çocuk. Hemen para çantamı açayım da vereyim diyen o teyzenin kafasına o flütle vurmak istiyorum. Ama bu hiçbir zaman değişmiyor. Değişmeyecek de. 850 bin kere söyleyeyim, değişmeyecek bu. Bir tane bak haber çıksın ortaya, tamam mı? Bütün bunları göstersin. Bütün bu çocukların işte o topladıkları paraları, bunları kiralayan dilenci mafyalarına götürdüğünün görüntüsünü herkes görsün. Bu insanlar da görsün. Gördükten sonra cık 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 der, 3 gün sonra gene para verir. Böyle bir ortamda iyi film çekmek zor tabii. Seyircin olmayacak fazla. E peki seyircin olmazsa ikinci opsiyonun ne? Festivaller tarafından işte beğenilmek, dünyaca ünlü olmak. Ama festivaller de bazı insanların tek elinde. O yüzden Mustang gibi film çektiğin zaman sen ünlü oluyorsun. Ya da işte sen şehirde oturup, İstanbul'da oturup acaba kırsalda insanlar nasıl yaşıyordur? Herhalde şöyle yaşıyordur. Şiirsel konuşuyorlardır. Ondan sonra böyle felsefe edebiyat yapıyorlardır. Çoban. Sen bunu yaz. Çek ondan sonra bunu. Kırsal bir yerde. Güzel de iki tane görüntü yakala. Ondan sonra kırsalı ne güzel anlatmış diye. Fransa, çünkü Fransa biliyor ya kırsalı. Fransa'dan ödül al. Bizim buradaki arkadaşlar desin ki Türkiye sineması ne kadar ilerledi. Paramız var. Yani konunun ilk başında bahsettiğim Seafog türü bir film çekmek için paramız var. Ama birçok şeyimiz yok. O geminin dekorunu yaptırmak lazım. Stunt koordinatörü lazım. Risk almak lazım. Bir de büyük bütçe bir film ya bu. Büyük bütçe olduğu için mümkün olduğu kadar herkese hitap etmeye çalışılıyor. Mümkün olduğu kadar ortalama bir film çekilmeye çalışılıyor. Ama Seafog'da nasıl? Adamların hiç umurunda değil. Yüksek bütçe gibi davranmıyorlar bile yani. Çat diye filmin ortasında adam karısını başka biriyle basıyor. Kadın vurdururken falan. Sonra karısına vuran adam kaçıyor. Kadın da bir taraftan sen ne biçim kocasın falan filan diye adamı azarlarken bir taraftan da peçete çıkartıp kendisini siliyor. İşte bak, Hollywood'da bile yapılmayan bir şey, yapılamayan bir şey. Bu kara komedi ya da bu gerçekçilik seviyesi. Böyle para harcanan bir filmde bir de yani. Bunu çok düşündüm ve işte diyorum ya, mesela bunu Türk versiyonunu yapsan, uğraştın kastın, bir ton para harcadın, bir ton uğraştın. Bunu Türkler yapsa parasını çıkartamaz. Ancak bir yandan da şöyle bir şey var. Parasının çöpe gideceği besbelli bazı filmler var. Ok gibi filmler listesine bazen sayıyoruz. Batacağı besbelli adamların yani. Ulan zaten batacaksın. Bari iyi bir şey yap, iyi bir şeyle bat. Seafog gemide geçtiği için
Bunu Türk muadilleriyle karşılaştırıyoruz. İşte Gemide filmi ve Savmaşık filmiyle falan. Aradaki farkı o zaman daha iyi görebilirsiniz. Seyirci o kadar ruh hastası ki, Gemide filmine 10 üzerinden 7 verdim diye niye daha yüksek vermedin? Niye işte bazı noktalarını eleştirdin diye? Adam hırsını alamıyor, tamam mı? Ben mesela birkaç ay önce yapmışım o videoyu. Adam hırsını alamıyor, benim en son çektiğim videonun altına yazıyor. Gemide filmine nasıl laf edersin diye. Kendimiz deneme çekimi yapıyoruz, onun altına yazıyor. Gemide filmine car car carlıyordun, senin çekeceğin bu muydu diye. Gerizekalı işte, adam bu kadar mal, bu kadar gerizekalı. Oyunculuk bilmeyen adamlarla deneme çekimi yapınca onu profesyonel bir filmle aynı kefeye koymaya çalışıyor. Bu kadar beyinsiz insanlarımız var. Bu kadar beyinsiz insanların arasında iyi film çekmeye çalışmak gerçekten zor. Ama yani zor bir iş yapalım, bir amacımız olsun, en azından yaşadığımıza değsin. Hayatımın sonuna kadar bunu başaramasam bile en azından bir amaç uğruna yaşamış olacağım. O da bir şey. Hayatta olduğum sürece kendimi hayatta hissedeceğim. Bence en büyük eksiğimiz yazmak. En büyük eksiğimiz bence bu. Seyrettiğimiz filmler yeterince iyi yazılmıyor. Yani şu konuda olsun deniyor. Şu konuda film yapalım. Şunlu film yapalım. Mesela ordulu film ya da cinli film ya da haydili film. Hüzün pornolu film. Şu olsun şu olsun, ondan sonra onunla ilgili taslak gibi bir senaryo yazılıyor. Yani biz Hollywood'un peşinden niye gidiyoruz zaten? Hollywood batıyor. Hollywood onda bir falan iyi film çıkartıyor şu an. Orası zaten film mezarlığına dönmüş durumda. Orası filmciliğin McDonald's'ına dönmüş durumda. Biz hala Hollywood filmlerinin Türk versiyonlarını yapmaya çalışıyoruz. Jilet gibi askerler, böyle askerlerin hepsi şey manken, hepsi düzgün diksiyonlu konuşur. Küfrederken bile amına koyayım böyle küfürler. İşte Er Ryan filmi gibi sniperlık yapar, birine ateş eder, sonra arada şiir okur. Şiir okuduktan sonra tekrar ateş eder. O kadar saçma ki ve kimse de çıkıp demiyor ki aga bu ne? İşte sorun burada. Çünkü normalde ateş ederken nefes bile almaman lazım. Nefes bile almaman. Hele ki sniper'sın yani. Nefes bile almaman lazım. Ama işte Er Ryan da tuttu. Er Ryan da güzeldi, biz de yapalım. Şiirli sniper. Kimse çıkıp demiyor ki aga bu ne? Kimse çıkıp demiyor ki 5 tane asker var, 6 tane asker var, yüzlerce terörist, bir vuramıyorlar bunları. Bunlar da çok fazla hareket etmiyor yani. Oldukları yerden ateş ediyor. Yüzlerce terörist bir vuramıyor bunları. Tabii ki düşünmüyorlar çünkü Türk askeri abi. Türk askeri vurulmaz. Bilmiyor musun? Şeye üzülüyorum işte. Yani mesela nefesle daha ikiyi aynı kefeye koymalarına. İnsanlar o kadar anlamıyor ki. Nefesi mesela orduyu seven milliyetçiler seviyor. Ordu düşmanı ya da işte milliyetçilik karşıtı insanlar sevmiyor. Kimse filmin kalitesine bakmıyor ki. Ne kadar kaliteli bir film olduğuna, ne kadar kaliteli yazılmış olduğuna, oyunculukların ne kadar gerçekçi olduğuna, oyuncuların görüntülerinin bile ne kadar gerçek askere benzediğine, kafayı yemiş komutanın söylediği laflara, oranın kara komedisine, bunların hiçbirisine bakmıyorlar ki ya da orada işte sembolik anlatıma. Bir taraftan terörist kadını ameliyat ederlerken bir taraftan televizyonda evlilik yarışması, güzellik programı gibi, moda programı gibi bir programın oynaması, bunun tezatı, bunları kimse fark etmiyor. Orduyu seversen film güzel, orduyu sevmiyorsan film kötü. Bu kadar sığ insanlar var. Bu olay o yüzden beni rahatsız ediyor. Çünkü ben gerçek anlamda iyi filmlerimiz olsun, gerçek anlamda Kore filmleriyle yarışabilecek filmlerimiz olsun istiyorum. Elimizde bu imkan var. Bu filmleri çekecek bu para da var. Bazı sektörlerimiz hiç yok ama onları oluşturabiliriz. Oluşturabilecek paramız var. Risk alarak, elimizi kirleterek filmler çekmemiz lazım. Bunu yapan çok az kişi var. Neredeyse yok gibi yani. Şeyleri falan görüyorsunuz. Adamla uğraşmış Ertuğrul dizisinde işte ata biniyorlar, attan atlıyorlar, bilmem ne bir şeyler yapıyorlar yani. Kılıç dövüşlerine falan uğraşılmış. Ama ondan sonra ne oluyor? Yarım saat. Hünkârım, biz şüphesiz ki... Biraz daha, bir dakika, biraz daha yavaş konuşmam lazım. 2,5 saat de olmuyor. Bir saniye, lafımı düşünüyorum hünkârım. Ve daha önce de söyledim ya. En sevdiğim kısa filmim olan, en olmuş dediğim kısa filmim olan Palyaço Bobby'nin evinin o kadar seyredilmeyip en seyredilen videomun tuvalete sperm dökmenin sonuçları olması. Birçok şeyi anlatıyor. O yüzden şunun da farkındayım. Özellikle düşük bütçeli ama evet olmuş bu film, ben sevdim dediğim bir film çekersem ileride onun da çok fazla seyredilmeyeceğini, çok fazla tutmayacağını biliyorum. Ama yine de önemli değil. Sizin benim gibi insanlar otursun seyretsin, bana o da yeter. Ama olsun yani bir şeyler. Uzay Kuvvetleri 2009-11'e herkes eleştiri amacıyla şey yazmış işte, grafikler çok kötü, CGI çok kötü. CGI iyi olsa film iyi mi diyecektik yani? Her şey aynı kalsın, grafikler iyi olsun, film iyi mi diyecektik? Şimdi de işte bu After Effects'i Orada Övme filmlerini eleştirdiğim zaman şey diyorlar, abi o demo, o tam bitmedi, bak buna da diyecekler. Anlatamıyorum ki, lafı anlamıyorlar bile insanlar ya.
Yani şu söylediğim lafı anlamıyorlar bile. Benim içinde bulunduğum durumu siz düşünün. Konunun grafikle alakası yok. Konunun After Effects'in kalitesiyle alakası yok. Daha çok After Effects. Bir de After Effects aslında o kadar önemli bir şey de değil. Çünkü bilgisayar üzerinden yapılan bir şey olduğu için yabancılara da yaptırırsın yani. O konuda çok fazla ilerlemene gerek yok. Elinde para olursa yabancılara da yaptırırsın. Sen dekorunu yap. Doğru düzgün dekorunu yap. Yabancılara da yaptırırsın yani After Effects'ini. Sorun bilgisayar efektlerinin kalitesi değil. Sorun geri kalan her şey.